arkadaşlar, ben bu Ted Lamb bugün sizlere oda turu videosu çektim. Bence çok güzel bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hadi o zaman diye geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak bu şekilde bir kapım var. Bu arada bu ev dubleks olduğu için bu şekilde burasında küçük bir mutfak var. Burası da giriş. Girişten böyle hemen döndüğünüzde benim odam çıkıyor. Şimdi odamıza gidelim. Kapıyı da açalım. Kapıyı açtığımızda odam dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Hemen dönelim. Burası da benim kapımın arkası. Bir tane bornoz, bir tane de burada hırka var. Fakat bu kısa kollu hırka. Burada da benim fotoğraf kameramın çantası ve kapağı var. Sonra döndüğümüzde burada benim çalışma masam ve sandalyem var. Aslında bu turuncu bir yastıktı fakat üstüne ben böyle bir örtü serdim ve daha güzel durmasını sağladım bence. Çalışma masamın üstü, burada bir tane plastik tabak var. Burada motorumun anahtarları var, bu evin anahtarı. Burada da bir tane küçük bir tane pony var. Para kalmış. Burada benim çizim eşyalarım duruyor. Şunu biz A101'den 10 liraya satın almıştık. Fakat şu an yoktur çünkü ben bunu annem bir tane kadının elinden çekerek aldı. O derece fazla satılmıştı bu. Burada benim çizim sayfamın ismi var. Burada benim boyalarım var. Bu bardağın içinde raptiyelerim var. Selfie çubuğu var fakat selfie çubuğunun başı şu an tripodda takılı. Bu benim işte nasıl diyeyim, boyalarımın olduğu kalemlik. Burada benim çizimlerim var. Yukarı doğru çıktığımızda ben buraya iki tane çivi yaptırdım ve buraya unicornla ilgili şeyleri koydum arkadaşlar. Burada da bir tane maske duruyor. Buranın yanında bir tane böyle nasıl diyeyim, lamba var, böyle ayaklı bir tane lamba var işte. Ama burada işte benim terasımın perdesi var ve kapısı buradan. Şuradan size göstermeye çalışayım. Şuraya bir tane oda yapılıyor. O yüzden orada tuğlalar. Şurada bir tane mangal, burada hortum var. Sonra böyle geldiğimizde burada benim işte camım var. Perdelerimiz var. Bunu annem bana özel yaptırdı. Buraya ölçü falan aldılar. Fakat cidden çok beğendim bunu. Çünkü şurası açılıyor. Normal her yeri kapatabiliyor ama cidden bu şekilde de çok güzel. Evet, pencereden doğru buraya döndüğümüzde burada benim yatağım var. Yatağımın başında hemen burada bir tane kutu var. Burada işte benim şapkalarım, bandajlarım, bandanalarım var. Hemen kapatalım. Burada da işte benim yatağım var arkadaşlar. Yatağımın üstündeki nevresim takımını A101'den aldım. Bu şekilde yatağımın kenarına döndüğümüzde burada sosyal medya olan, işte bazı sosyal medyaların olduğu bir tane yastık. Burada Snapchat yastığı ve burada benim yaptığım tablo var arkadaşlar. Hemen yatağımın üstüne geçtiğimizde burada benim balinam var bir tane. Bunun gözü koptu. Burada da benim panom var. İşte burada benim küçüklük resimlerim var. Ben, annem, ben, Çilem ve babam. Burada yine babamla ben. Burada da babamla ben. Evet arkadaşlar, sonra buraya geldiğimizde yatağım yanında direkt bir tane file var. Buraya aslında kirli olan çamaşırlarımı koyuyorum. Ama tabii ki videoyu çekmeden önce bunları direkt aşağı götürdüm ve annemi yıkaması için çamaşır makinesine koydum. Burada bir tane kedi var. Evet arkadaşlar, burada benim unicorn'u sevdiğimi anlamışsınızdır. Doğum günü hediyelerimde zaten bunların hepsini gösterdim. Eğer o videoyu izlemediyseniz ünlem işaretine basarak o videoya gidebilirsiniz. Burada benim unicornlarım var bu şekilde. Instaxmin'im var. Instaxmin'imin filmleri var. Bunları biz Diyanar'dan aldık ikisini de. Sonra burada MP3'çalarım var ve Çilem'in resmi ve Hinman'ın resmi var. Bu benim kardeşlerim. Bunu da Mihri yapmıştı kendisi. Bunu çoraptan yapmış. Şu da karton. Cidden çok güzel değil mi? Snapchat'te bunun şeyi vardı, filtresi. Ona benzemiş biraz. Evet arkadaşlar, burada benim kitaplığım var. Kitaplığımın en üstünde bir tane ayı ve bir tane bebek var. Bunu doğum günü hediyelerim diyorsuna çekmiştim. İlk rafında
Şöyle göstereyim. Benim telefonum iPhone 6s Plus. Bunların da burada kılıfları var. İşte kılıflarım videosu çekeceğim ama az olduğu için şu anda çekmiyorum. Burada bir tane işte ayı var. Burada parfüm var. U böcekleri var. Buraya doğru geçtiğimizde burada benim unicornlu cüzdanlarım var. Bu şekilde, bu da unicornlu. İşte böyle. Burada kedili bir tane cüzdan var. Burada da makaronlu bir tane cüzdan var. Bu da bir kumbara. Bu da doğum gününde gelen yine bir hediyeden kardan adam. Böyle çok güzel. Aşağı doğru indiğimizde burada yüzden aldığım makyaj organizeri var arkadaşlar. Burasında işte rümellerim var. Nasıl diyeyim? Dudak şeyleri var. Eyeliner'larım var. Fondöten, işte ruj falan. Burayı açtığımızda da burada benim saçlarım var. Yanına geçtiğimizde doğum günden kalan 3 tane kalpli kutu var. Üstünde bir tane küçük böyle camdan bir tane ayıcık var. Alta doğru indiğimizde yine resim eşyalarım var arkadaşlar. Böyle bu yine doğum günde hediye gelenlerin yarısı burada. Bu şekilde. Bir tane ayı var. Bir tane de Adventure Time'dan karakter var burada. Bunu da McDonald's'tan almıştım. Buraya geldiğimizde de benim okuduğum bazı kitaplar ve bir tane kutup ayısı var. Aşağıda babamla benim resmim var ve bir tane inek peruşu var. Şunu da McDonald's'tan almıştım. Burada da biz Zadiye'ye gitmiştik Samsun'da. Orada bize fotoğrafımızı çektiler ve biz de bunu satın aldık orada. Burada da yine McDonald's'ın oyuncağı var. Buraya geldiğimizde burada yine plastik tabağın üstünde böyle cam, böyle nasıl diyeyim, fanus gibi bir şey var. Burada da gözlüklerim var benim. Tadam, merhaba. Buraya geldiğimizde babam, ben ve kardeşimin olduğu bir tane fotoğraf ve burada da yine peruş oyuncaklarım var. Evet, sonra burada benim dolabım var arkadaşlar. Dolabımın üstünde bir tane şu sprey dolabı yaptırdıkları için onu burada unuttular. Biz de onu oraya koyduk. Geldiklerinde tabii ki ona vereceğiz. Burada işte benim unicornlarım, gözlük kabım, ayılarım falan var. İşte burası da benim dolabım arkadaşlar. Bu şekilde de dolabım var. Burada unicorn tulumum var. İşte burada da bazı giydiğim unicorn tişörtleri diyelim. Şu şekilde. Unicorn tişörtlerim var. Burada da giydiğim, genelde günlük hayatta giydiğim gömleklerim ve tişörtlerim var. Kazaklarım, pantolonlarım ve tişörtlerim var arkadaşlar. Altta bir tane yer var. Burada da doğum gününden gelen hediyelerin bazıları duruyor. Bunu da YouTube'a video atacağım için, bunları unutmamak için buraya koydum. Bunu da dondurma yapacağım DIY. Bunda da sanal gözlükte video izleyip bunu da YouTube'a atmayı düşünüyorum. Yanına geldiğimizde yine böyle bir tane dolap var. Burada şapkalarım, boyalarım var. İşte fön makinemiz, saç düzleştiricimiz falan var burada. Bu da benim arkadaşımın annesinin bana yaptığı bir bebek. Altı indiğimizde de benim yine yatağımın örtüleri duruyor. Bu şekilde. Yine doğum günü hediyelerimden burada unicorn uçağında gezegenli çanta ve kanken var. Burada da Instax Mini'nin kılıfı var arkadaşlar. Bunlar da yine doğum günü hediyelerim videosunda izleyebilirsiniz. Burada da bir tane benim aynam var, boy aynası. Bu şekilde. Yukarı doğru çıktığımızda burada yine iki tane dolap var arkadaşlar. Bu yeni yapıldı. Benim dolapları nasıl diyeyim, çok fazla ıvır zıvırım oluyor. Onları da oraya koydurmak için yapmadık. Fakat içi boş. Çünkü iki gün önce yapıldı ve ben içine hiçbir şey koymadım. Buraya geldiğimizde de bu şekilde bir tane arıza diyelim. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın ve öneri videolarınız için bana herhangi bir sosyal medyadan ulaşabilir. Hatta bu videonun altında da yazabilirsiniz. Sosyal medyalarımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.